Yıldırım Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, şimdi Erdoğan'ın açıklamalarından dikkatimizi çeken iki kısım var. Birincisi, efendim işte işsizlik var, olabilir diyor. Diğer taraftan evet. da Türkiye yüksek öğrenim alanında son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza atmıştır diyor. Ne diyeceksiniz Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili? Şimdi Erdoğan bir kere eğitimden anlamadığını 9 Eylül'de yaptığı açıklamayla çok net gösterdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya danışmanlarını değiştirsin ya da eğitim konusunda sussun konuşmasın. Her konuda bu işleri bildiğini zanneden Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu işi bilmediğini bir kez daha açığa koymuştur. Daha önce yaptığı açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde eğitimde yatırıma en yüksek payı biz ayırdık dedi. Ben rakamlarla konuşayım. 2002 yılında eğitime ayrılan, bütçeden ayrılan pay %17.18'di. Şimdi 2019-2000 eğitim öğretim yılında eğitimde yatırıma ayrılan pay %4.88. Bir kere bu gerçekleri yansıtmıyor. İki, onu zamanında bu noktada Erdoğan herkese, şunu söylüyor. Eğitim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık. Bu rakamı içerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle 161 milyar liranın üstüne çıkardık. 16 kat arttırdık diyor. Erdoğan matematikle, rakamlarla dans etmesini biliyor ama bir 32 yıllık öğretmenim ben. Sayın Erdoğan'a sorarlar. Sizin göreve geldiğinizde çalışan öğretmen sayısı kaçtı? Bugün çalışan öğretmen sayısı kaç? 2002 yılında Türkiye'nin nüfusu kaçtı? Şimdi Türkiye'nin nüfusu kaç? 2002 yılında eğitim öğretime devam eden öğrenci sayısı kaçtı? Şimdi kaç? Bu rakamları söylemediği için rakamları söyleyerek ben de kendisine şunu söyleyeyim. Ben öğretmenliğe başladığımda bir kremisi altın alıyordum maaşımla. Şimdi sorarım kendisine. İki kremisi altın, iki tane de çeyrek altın alıyordum. Bir de evimi geçindiriyordum. Şimdi soruyorum. Bir öğretmen şimdi aldığı maaşla bir kremisi altın, bir de çeyrek altın alıp geçimini sağlayabiliyor mu? Eğer rakamlarla konuşacaksak, onun yaşadığı dönemde bugün yaşanan dönemin rakamlarıyla konuşacağız. Şimdi bir dönem her köye bir ortaokul, bir müdür, bir mühür vardı. Şimdi de her ile her ilçeye bir üniversite, bir dekan, bir de mühür oldu. Şimdi bakalım dünyadaki ilk 500 üniversite arasına Türkiye'de kaç üniversite giriyor? PISA sınav sonuçlarında Türkiye'deki öğrencilerin hangi noktada olduğunu bize söylesin. Matematikte dünyanın en sonuncusuyuz. Fen bilimlerinde dünyada sonuncuyuz. Okuduğunu anlamada ve anlatmada 44. sıradayız. Şimdi eğer gerçekten eğitim öğretimle ilgili konuşacaksa bir eğitim bilimci bakanımız var, Ziya Selçuk. O konuşsun ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda lütfen konuşmasın. Çünkü eğitim bilime dayanır, eğitim bilimsel bir iştir, eğitim rakamlarla oynanarak eğitimin üstesinden gelinemez. Bugün Türkiye'de okula devam etmeyen 3 milyon 300 bin üniversite öğrencisi var, açık öğretime devam ediyor. 1 milyon 700 bin lisede açık liseye devam eden öğrenci var, 500 bin ortaokula devam etmeyen öğrenci var. Okula devam etmeyen %10'luk bir öğrenci potansiyeli var. Bunların tümü, benim söylediğim rakamlar değil, bunların tümü Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde olan rakamlardır. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a önerim şudur. Bir, Sayıştay raporlarına baksın. İki, Milli Eğitim raporlarına baksın. Üç, 10. Kalkınma Planı'nda, 5 yıllık kalkınma planında Fatih projesi vardı. 32 milyar dolar para harcandı. 11. 5 yıllık kalkınma planında Fatih projesinden bahsedilmiyor. Bunun nedeni nedir? 32 milyar dolar nereye gitti? Kime peşkeş çekildi? Akıllı tahtalara ne oldu? Tablet bilgisayarlara ne oldu? Bunun hesabını versin. Şimdi bu konularda eğer biz eğitimci olmasak, eğitimle ilgilenmesek bunun söylediklerine inanacağız. Artık gerçekleri konuşmanın, gerçekleri halka söylemenin zamanıdır. Evet. İnsanlar şunu yapabilirler. Bazı şeyleri beceremeyebilirsiniz. Beceremediğini ilan etmek de bir erdemliliktir. Ben kendilerini
doğru rakamlarla konuşmaya davet ediyorum. Peki, şunu soracağım. Şimdi diğer taraftan Erdoğan'ın açıklamasında dikkat çeken, aslında hani objektif olarak yanlış olan söylediği de bir şey var. Efendim işte işsizlik var, olabilir diyor. Bu bölümle ilgili, yani işsizlik, Türkiye'de genç işsizlik %25 dolayımına gelmiş durumda. İşsizlik meselesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim. 2002 yılında Türkiye'de işsizlik rakamı %6.4'tü. Bugün işsizlik rakamı %17'lere çıkmış. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında işsizlik normal görülebilir. Ama Cumhuriyet tarihinin en acı günlerini yaşıyoruz. Şimdi üniversiteye devam eden her 3 öğrenciden biri işsiz. İnsanların diploma alması evine ekmek götüreceği anlamı taşımıyor. Eğer insanlar diplomalı işsizler ordusu yaratacaksa buna söyleyeceğim bir şey yok. Kendisi diploması yokken bu kadar işe sahip olacak. Benim diplomalı çocuklarım işsiz gezecek. Bu Allah'tan reva mı? Kendi çocuklarına baksın. Kendi etrafına baksın. Kaç tane kendi etrafındaki insan işsiz? Şimdi 10 milyona yaklaşmış bir işsizler ordusu var. Bir atasözü var. Bunu söylemek zorundayım. Aç it, fırın yıkar. Eğer işsizlik varsa, yoksulluk varsa o ülkede huzur ve bereket olmaz. İşsizliğe ve yoksulluğa çözüm üretemeyen siyasal iktidarlar çekilmek zorundadır. Eğer siz işsizliği bir kader ve alın yazısı olarak söylüyorsanız insanları inançlarından soğutuyorsunuz. İşsizlik bir kader değil, bir alın yazısı değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beceriksiz bir yönetimidir. Bunun için işsizlik asla normal kabul edilemez. Her üniversiteyi bitiren genç iş bulmak zorundadır. Eğer siz ona kredi vermişseniz, krediyi faiziyle birlikte alacaksanız bir tek koşulla alabilirsiniz. O üniversite mezunu gence iş vereceksiniz. O çalışacak, babasından, anasından para almadan kendi kredi borcunu ödeyecek duruma geçecek. Bu Türk gençleriyle, onların düşünceleriyle, inançlarıyla, değerleriyle alay etmektir. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok. Peki şimdi siz dediniz ki yani becerilemiyor, beceremediğini itiraf ederek de bu konunun üstüne böyle gidebilir. Nerede hata yapılıyor, ne becerilemiyor? Yani sizin şimdi, bu konudaki çözüm öneriniz nedir? Becerilememesinin nedeni şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği günden bu yana devletin açtığı bir tek fabrika var mı? Eğer bir devlet üretimden kopmuşsa, çiftçisi üretmiyorsa, sanayicisi üretmiyorsa, esnafı kendisini geliştiremiyorsa, eğitim ve üretim ilişkisini de kuramamışsanız bu ülkede işsizlik doğal olarak hortlar, ekonomik krize çözüm üretemezsiniz. Bu işin temelinde yatan eğitimdir. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda okuma yazma bilmeyen bir toplumla Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini atmıştır. Telekom'u sattınız, tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çektiniz, şeker fabrikasını özelleştirdiniz, basma fabrikasını yok ettiniz. Peki kurban olduğum ne yaptınız siz? Hangi fabrikayı açtınız? Fabrika açmazsanız, tarlalar ekilmezse, İsrail'den gelen tohumlar ikinci yıl tohumu üretime dönüştüremiyorsa o zaman ne çiftçinin kalkınma şansı var ne de fabrikanın işleme şansı var. Mesela üretmeyen bir ekonomi, bir tüccarlık mantığıyla yönetilen bir ülke. Çin'e mahkum edilmiş bir Türkiye kader ve alın yazısı değildir. Bizim kaderimizde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beceriksiz yönetimleri yazmıyor. Bu bir kader değil, bu bir alın yazısı değil, bu değişecek. Üreten bir Türkiye mutlaka yeniden ayağa kalkacak. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Çok sağ olun. Evet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski bir eğitmen, öğretmen kendisi aynı zamanda. Bu konuyu değerlendirdik. Eğitim meselesi çok önemli. Erdoğan 17 yılda çok iyi bir yere doğru gidildiğini savunuyor. Hani şöyle bile demiyor, bizim eksiklerimiz var, olabilir, bunları tamamlayacağız gibi bile konuşmuyor. Gerçekten hani beceremiyorsanız itiraf etmeniz lazım diyor Yıldırım Kaya. Erdoğan diyor ki son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza attık. İşte üniversite
sayımızı arttırdık, spor salonlarımızın sayısını arttırdık, işte öğrenci sayımız arttı, ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz gibi aslında olumlu yönleri anlatıyor ama bu olumlu yönler anlatıldığı gibi de olumlu değil. Yani Yıldırım Kaya diyor ki o zaman nüfus sayısına da bakmanız lazım.